Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Ebru sanatçısı, yazar ve Toçev Başkanı Ebru Uygun ile birlikteyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılına özel çok güzel bir sergi gerçekleştirdiniz. Ebru sanatına çağdaş bir yorum kattınız ve ziyaretçiler tarafından da oldukça beğenildi. Neler söylemek istersiniz? Yani çok heyecanlıyım. Özellikle bahsettiğiniz gibi 99. yılında Samsun'da olmak beni ayrı heyecanlandırıyor. Özellikle çocuklarla da buluşmak. Yarın da öğrencilerimizle buluşacağım. Bugün de buluştum ama yarın Toçev öğrencileriyle buluşacağım. Burada olmak gerçekten beni çok mutlu etti. O yüzden beni davet eden belediye başkanımıza ve başta Özlem Başoğlu'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel ağırlandım ve çok keyif aldım açıkçası. Ebru sanatın inanılmaz bir şifa yönü var. Benim hayatımda öyle oldu açıkçası. Benim görsel sanatlar eğitimim yok. Ama merakım çok fazlaydı çocukluğumdan beri. Yani çizime çok merakım vardı ve akrilik boyayla çalışıyordum. Ama Ebru herkesin sorduğu gibi öncelikle söyleyeyim. Evet, ismimle bir etkisi var. Ve Türk sanatı olmasının çok büyük bir etkisi var. Çünkü eski bir Türk sanatı ve ona sahip çıkmak beni ayrıca bir heyecanlandırıyor, onu da söylemek isterim. Ve ona modern, başta dediğiniz gibi modern malzemelerle, teknikleri kullanarak farklı bir alan yaratabilmek, farklı bir renk verebilmek Ebru sanatı beni daha mutlu ediyor. Ebru'yla tanışmam biraz trajedi durumunda, öyle söyleyeyim, ama başta dediğim o şifa yönü açıkçası bende çok oldu sağlığımla alakalı. Doğuştan sağlık problemleri, yani kronik rahatsızlık olan bir insanım ve dönem dönem yanlış tedaviler veyahut benim ihmalkarlığımdan dolayı pik yaptığı noktalar olabiliyordu sağlığımla alakalı ve gözlerimle uzun bir dönem problem yaşadım ve karanlık ortam. Yani ışıklar beni rahatsız ediyordu sağlığımla alakalı, yani hastalığımla alakalı. Hastalığım keşfedilene kadar bir karanlık ortamda kalmaya, mum ışığında kalmak zorunda kaldım. Bu arada değerli Ali Saraçoğlu, Ebru ustası, benim de dostumdur. O beni aradı. Ebru dedi, gel dedi, sana Ebru yaptırayım dedi. Ben de dalga geçiyorsun hocam, aradı dedim. Yani karanlıktayım, nasıl yapacağım ben bunu dedim. Yok yok dedi, sana çok iyi gelecek dedi. Gerçekten 5 dakikalarla başladım esas ve mum ışığında başladım. O yüzden tam her seferinde bir mum koyuyorum ben. Hani ona ithafen olsun diye. 5 dakikayla başlayan bir serüven ama beni ben yapan bir yolculuk esasında, öyle diyeyim. Gerçekten kendimi fark ettiğim, içimdeki o ruh ahengini fark ettiğim bir alanda oldu. Ve bütün o içimdeki duygu iniş çıkışlarını ve o hastalığımın sürecinde 1,5 yıl evde kalmak zorunda kaldım. Ve atölyede deli gibi, yani kendi evimde kurduğumuz ufak atölyede deli gibi çalışıyordum. Hani saatler şeyi yoktu artık benim için, sınırı yoktu. O renklerle bütün duygularımı dans ettiriyordum suyun üstünde. Böyle bir başlangıcı oldu ama iyi ki de olmuş diyorum. Yaptığım her serginin bir hikayesi var. Herkes kendi hayatında bir yolculuk, bir hikayesi var esasında. Benim de kendime göre hikayelerim var. Gerçekten kronik hastalıklı olanlar, dinleyenler beni anlıyorlardır. Çünkü bitmek bilmeyen bir serüven bu yolculuk. Tabii ki iniş çıkışlarımız oluyor. Ve vakıftan dolayı bir eğitim vakfının başkanıyım. Aynı zamanda kurucusuyum. Tabii Türkiye'nin genelinde binlerce, milyonlarca çocuğa hikayesini dinledim. Ve onlarla birlikte o 28 yıldır beraber büyüdük, beraber olduk. Onların hepsi bir hikaye birikimi var ve yaşadığım o hikayeleri esasında ben renklerle tuvallere naksetmeye çalışıyorum. Kullandığım her desenin, her rengin çok kendime göre bir hikayesi ve anlatımı var. Bazılarında kendi içimdeki o çöküşü ve birdenbire o ışığın yanmasıyla nasıl ayarlandığımı ve heyecanlandığımı anlatıyorum. Küpler yapmıştım burada gördüğünüz. Küpler esasında hayatı odalara böldüm. Çünkü çoğunlukla odalarda yaşadım ben, hastane odalarında. Esasında bütün hikayelerim odalarda doğdu baktığınızda. Onları anlatmaya çalıştım, örnek vermek gerekirse. Toçev 28 yıllık bir hikaye. 29. yıla giriyoruz Aralık'ta hayırlısıyla. Burada da öğrencilerim var bildiğiniz gibi. Vezir Köprü'de öğrencilerimiz var ve yaptığımız okullar var, inşaatına destek olduğumuz okullar var. Toçev'in kuruluşu çalışmak zorunda kalan ve hak ettiği yerler okulda olamayan öğrenciler için de esasında. İlkokuldan üniversite sonuna kadar bütün ihtiyaçlarını ellerine ulaştırarak, işte kıyafetten iç çamaşıra kadar okul ihtiyaçlarını, ruhsal gelişimleri ki dikkat ederek, çünkü atölye çalışmalarla bu çocuklarımızın ruhsal açıdan da sağlam olabilmeleri içinde uğraşıyoruz. Ayakları yere basan, hayalleri kurabilen, hayallerin üzerinde gidebilen, biraz daha vizyonlar açmama ve kendi farkındalıklı olabilen. Bunun içinde yetişebildiğimiz çocuk sayısı yetmemeye başladı. Ve ne yapalım dedik? Sosyal sorumluluk projelerini imza atalım dedik. Ve böylece Türkiye genelinde 7,5 milyon
milyon çocuğa ulaştık biz. İşte atölye çalışmaları kimi zaman, kimi zaman tiyatrolarla, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle informal eğitim vermeye çalıştık. Yani müfredatın dışında işte sağlıklı beslenme, obeziteye karşı yaptığımız çalışmalar, ergenlerle birlikte öfke kontrolüyle ilgili yaptığımız çalışmalar, ilk yardım eğitimleri, diş sağlığı eğitimleri gibi sayabileceğiniz her türlü onlardan fazla eğitime uluslararası ve ulusal kurumlarla birlikte işbirliği yaptık. Ama bunlar da yetmiyor tabii ki. Böyle eventlerle de bir şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Güzel bahsettiniz. Buradan gelecek gelir özellikle Samsun'da bulunan öğrencilerimizin eğitimleri için desteklenecek ve kullanılacak. Aynı zamanda da yaz okula gitsinler diye. Çünkü sizler de dün başkanımızla yaptığımız toplantıda gerçekten hayran oldum. Yani spora alanına yapılan çok ciddi bir yatırım var Samsun'da. Bu çok şanslı bence Samsunlular. Biz de çocuklarımız için o alanları yaratmaya çalışıyoruz aynı zamanda Toçevi çocuklarına ve kamplara yolluyoruz. Gelen gelirle de oraya inşallah destek sağlayacağız. Arsa aldık, bir arazimiz var. Badem ağaçları dikiyoruz. Oradan gelen gelirle sürdürülebilirlik sağlamak. İki defa bir eğitim vakfı toprağa yatırım yaptı. Toprak ve eğitim bir araya geldi. Bu da farklı bir eğitim esasına baktınız. İnşallah ileriye dönük de bir köyümüz olsun hayal ediyoruz. Akademi köyümüz Toçev'in. Böyle bir çalışmaya da inşallah ilerik zamanda imza atacağız. Unut'un onlara kazandırdığı, belki fark ettiniz, hepsi kaldı esasında. Yani çok zor o yaştaki çocuğu o kadar saat Ebru başında tutabilmek ve yapmalarını sağlayabilmek. Hepsi yaptı birebir ve hepsi çok keyif aldı. Sanatla büyüyen çocuktan ben korkmayın diyorum. Bir de sporla büyüyen çocuk. Ki Samsun Belediyesi buna çok dikkat ediyor fark ettim. Gerçekten çok çok mutlu oldum ben. Çünkü maalesef gençlerimiz büyürken farklı ergenlik çağında olan özellikle o kontrol altına alınmadığı takdirde çok başka noktalara da gidebilirler. Ama gençlerimiz sporla ve sanatla büyüdüğü takdirde hem ruhlarını hem bedenlerini de beslemiş oluyorlar. Ve böylece de çünkü ilkokul ve lisedeki eğitimde biraz daha hani farkında olamıyorlar almaları gereken eğitim. Hani üniversite çok daha ama o arada müzik ve sanat disipline girdikleri zaman başka bir boyuta da geçebiliyorlar. O yüzden sanat bence ve spor bence özellikle olmaz olmaz diyorum ben. Ve yaşadığım sağlık problemlerinden dolayı çok inişler çıkışlar yaşıyordum. Ve bir dönem yurt dışında 3 yıl boyunca bir hastane odasında kalmak zorunda kaldım. Çok zor bir süreçti o benim hayatımda. Ama esasında çok da verimli bir süreçti. Hayaller Yarat Atölyesi'nde onu anlatmaya çalışıyorum. İnsan esasında yaşanılan her olumsuz gibi bakıldığının esasında farklı bir kapı açtığını fark ediyoruz. Ama yeter ki bunu görebilmeliyiz. Yani olumsuz diye onun olumsuzluğunu zehriyle kalmayalım, hapsetmeyelim kendimizi. Yeni bir amaçla da hayata bağlanabiliyorsunuz. Ben de orada aldığım eğitimlerle başladığım bir yolculukta hayalini yarat. Çünkü ben Toçevi kurarken bu benim gerçekten hayalimdi, içimde yaşadığım bir iç sesimin söylediği bir yolculuktu. Ben yılmadım çünkü tabii ki çok gençtim, 23 yaşındaydım ve çok daha farklı şeylere adım atabilirdim. Tabii ki ailemde o yönde ilerlememem için bana engel koymaya çalıştılar açıkçası. Sonraları fark ettiler ama şimdi öyle değil tabii ki. Ama ben hayalimin üzerinde inandım, kim ne derse desin. Çünkü bir ilki gerçekleştiriyordum kendi alanımda o dönem. Hani o kadar genç ve böyle bir şey atılıyor diye. Ama o farkındalığı yaratmaktı benim hayalim. Yani o çocukların okulda olması gerekiyordu, çocukların okuması gerekiyor. Bunu zaten hele 99. yılı kutlarken bunun daha da farkındalığı oluşması lazım. Başkan Atatürk'ümüzün söylediği gibi. O yüzden hayalini yarat. Hatta benimle çok örtüştüğü için açıkçası hem aldığım eğitimle hem de yaşanmışlıklarımı harmanlayarak yaptığımız bir çalışma 12 haftalık bir serüven hayali yarat. Onu bir de art terapiyle yani Ebru ile birleştirdiğinde muazzam bir şey oluyor açıkçası. İstanbul'da gerçekleştiriyorum bu çalışmaları. Burada gördüğünüz nasıl çocukların mutlu olduğunu yani bir 5 dakikada bile o Ebru ile özleşmeleri. İşte hayalini yarat atölyesinde Ebru ile birleştiği zaman inanılmaz keyifli bir şey oluyor. Ya benim için de çok güzel oluyor. Çok şeyler keşfediyorum. Hem kendi içimde hem de büyüklerle. Başta da onu anlatırken yani Ebru'nun benimle özleşmesini. Bence hani pandemin önünde hep denildi ya sanat. Birdenbire sanata yönlendirildi. Ben hayatımda hep pandemi yaşadım esasında kendi içimde. Belki sizler yeni yaşadınız ama ben izole yaşadığım çok dönemler oldu hayattan. İzole
olmam gereken dönemde. Ve hep bir şekilde sanatın bir alanıyla birleşti. Yani kitap yazmaya başladım mesela. Kitap yetmedi, renklerle daha iyi ifade edebildiğimi fark ettim. Çünkü ben yazar değilim, bunu her zaman söylüyorum. Ama sanatçı kimliğini artık kazandım. Çok şükür, çünkü 12 yıldır bu işi yapıyorum. Görsel sanatlarla daha iyi ifade ettiğimi fark ettim. Ve orada esasında ciddi bir şifalanabildiğimi gördüm. Nasıl şifalanabildiğimi söylersem, esasında kronik hasta olduğunuz zaman hayat boyu bir şeye bağımlı yaşıyorsunuz. Ya ilaca bağımlı olmanız gerekiyor ve bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor yaşamınızla alakalı. Eğer kaliteli bir yaşam sürdürebilmeniz için. İşte sanat orada devreye girdiği zaman ruhunuz besleniyor. Yani çünkü bir şeyi izole yaşamak ve bir şeylerden de özgürce yaşayamamak bazı şeyleri içinizi kirletebiliyor. Ama sanatla, o renklerle, yani benimki görsel sanata bir yazarak, farklı bir sanat dalıyla da onu çıkarabiliyorsunuz ve ruhunuzu sakinleştirebiliyorsunuz ve daha beyaz görebiliyorsunuz esasında, arınabiliyorsunuz o duygulardan ve olaylarıyla yalnız kaldığınız için ve bütün içinizdeki o duyguları attığınız için, kirleten duyguları, bu sefer daha farklı bakabiliyorsunuz. Size açılan bir kapıyı görebiliyorsunuz belki de. Ya bana olan oydu, ben bütün verdiğim eğitimlerde de onu aktarmaya çalışıyorum. Yani şifa gücü olduğunu aktarmaya çalışıyorum. Sanat şifalandırır diye herkes söylüyor ama ben birebir yaşamış bir insan olarak bunu, bütün o sürecimi ve yaşadığım, bana nasıl iyi geldiği, o süre kademe kademe nasıl düzeldiğimi anlatıyorum. Başka bir şey sanat diyorum her seferinde. Gerçekten inanılmaz bir şifalandırma gücü var. Yani bunu birebir yaşıyorum. Bunu kelimelerde değil, hani yaşayan biri olarak ve hala devam ettirdiğim biri. Çünkü kendimi bunaldığımı hissettiğim anda hemen Ebru yapmaya başlıyorum ben. Yani orada benim, nasıl diyeyim, dertleştiğim bir alan. Belki de öyle söyleyeyim. Sadece o yüreğe sarılmak yeterli. Çünkü tek başınıza kaldığınızda yalnızsınız. Ben şunu keşfettim en son süreçte kaldığımda hastalanmamı. Esasında her şeyiyle kendimi kabul edebilmek ve sevmek. Ve ben aynaya baktığımda her gün kendime günaydın diyorum önce kendime. Sonra odamdan çıktıktan sonra gördüğüm herkese. Yeter ki ben benimleyim ve ben yüreğimi sevdim, yüreğimi kabul ettiği zaman, yüreğime sarıldığı zaman, yani iç sesime sarılabilmeyi başardığım zaman, hani zihnimizin bizi kirleten duygular ve düşüncelerden bahsetmiyorum. Kendi benliğimize ve kendi yüreğimize sarıldığımız zaman esas her şeyin yolunu bulabiliyorsunuz. Sadece yüreğe sarılmak yeterli herhalde. Benim anladığım oydu hastalığım sürecinde. Biraz hüzünlenecekler. Biraz aşk görecekler, sevgi görecekler. Ve bir mücadeleyi görecekler esasında. Yılmamayı görecekler, vazgeçmemeyi, sabrı, terbiyeyi, nefs terbiyesini görecekler. Ve bence ben kitapta ve hep söyleşilerimde şunu söylüyorum. Herkes kendiyle okurken kendi hayatıyla bir empati kurabilsin ve ayna tutsun. Çünkü esasında herkes aynı süreçten geçiyor. Ben sadece bunu dile getirdim ve aktardım. Başta da söylediğim gibi hepimiz kendi hikayemizin kahramanıyız. Hepimizin hayatı bir hikaye esasında. Sadece onun keyfinin tadını çıkarabilmeyi başarmak gerekiyor. Bizler bazen onun tadını çıkarmıyoruz. Hani hep olumsuz diye kendimizi köreltiyoruz. Kendimizi işte endişe ve kaygılarla zehirliyoruz. Hapsediyoruz. Ama onun da bir tadı var, güzelliği var esasında. Ben şey diyorum hatta danışanlarıma. Şimdi kronik hasta olduğunuz zaman çok öfke olabiliyor, inkar olabiliyor, sinirlenebiliyorsunuz. Neden ben duygusuna kapılabiliyorsunuz? Buna ben de kapılabiliyorum zaman zaman. Yani sonuçta ben de insanım. Hep pozitif görmüyorum tabii ki. Ama öfkenin de tadını çıkarmak lazım esasında. Ben onu söylüyorum. Ama ondan da sıyrılmayı başarmak lazım. Yani hiçbir duygunun bu kadar çok ağırlığında kalmamak gerekiyor. Tadına varıp devam etmek. Yani öfkeden de ne çıkarım var? Evet, öfkeliyim. Evet, hak ediyorsun. Öfkeli olmak da bir hak ediştir. Ama daha sonra o öfkenin seni zehirlenme noktasına geldikten sonra da ayrılmayı başarmak gerekiyor esasında. Ben kitabımda 9 yaşında ben ilk hastalıkla tanıştım. Ya hatırladığım oldu daha doğrusu ve hastane süreçleri o zaman başlamıştı. Tabii ki çok ürkek ve ne olduğunu bilmeyen bir yaşımdı. O yaşımdan hastalığımı kabul edişime kadar çok uzun bir sene sürdü benim hayatımda maalesef ki. 45 yaşına kadar ve ondan sonra hayat çok daha farklı oldu, aydınlanma. Ben ebeveynlerin, çocukların, yetişkinlerin, ergenlerin o sürecini anlattım, bütün o
çocukluğumdaki işte evlenmem, çocuk doğurmam, ergenlikte yaşadıklarım, yaptığım hatalar, onların tekrarlanmaması için esasında çok güzel bir el kitabı. Çünkü kronik hastalığa sahip olan çocukların ebeveynleri de o inkar ve şoku ve öfkeyi yaşıyorlar. Onların önce kabul etmesi ve aile çocuklara nasıl aktarılmasına dahi çok detaylı bilgiler var. Ama tek kronik hasta olan değil, hayatı kronik olan insanlar da var maalesef. Onların da okumasını tavsiye ediyorum özellikle. Kendi çocuklarıma da söylüyorum. Hem Toçeli çocuklarıma hem kendi çocuklarıma. İnanmak çok önemli bir şey. Ama gerçekten inanıyorsunuz. Bu sizin yüreğinizde ve bunu test etmek var. Benimle bağlantıya giderlerse onları aktarırım. Hayalini test etmek. Gerçekten senin hayali mi yoksa başkasının hayali mi taşıyoruz? Çünkü bugün Türkiye'de bu çok olağan bir şey. Hepimiz yaşadık. Ya çevremizden etkileniyoruz, ya anne babamızdan etkileniyoruz. Ve öğretmenimiz sen bunu okumalısın diye bizi kafta veya bir kıyafet giydiriyor ama biz o değiliz esasında. Ben de mesela okuduğum eğitimle hiç alakasız bir alana girdim. Çok farklı alanlarda iş yaptım açıkçası ama kendim olduğum yerde bulundum her zaman ben. Hayalimi bilmek, ona inanmak, iç sesine inanmak ve onda sabırla ilerlemek. Her şey çabuk olmuyor. Özellikle hep gençlere söylüyorum, ben kendi çocuklarıma da dahil söylüyorum. Çok çabuk olsun isteniyor her şey. Ama öyle değil, tadına varın diyorum ben. Mesela demin Ebru yaparken de hızlı yapıyorlar. Tadına var, tadını çıkar. O olumsuzluğun tadını çıkar. Sorun çıktığında onun çözümünü bulmanın tadını çıkar. Hepsinin keyfine vararak ilerlemek. Sabretmek, vazgeçmemek. Cesurca adım atmak. Çünkü eğer hayaline ulaşmak istiyorsan bazen cesaret gerekiyor. O cesarete sahip olmak için de gerçekten yüreğinin atması lazım o yapacağın işe doğru. Ona doğru ilerlediğin zaman başka şeyler de deneyebilirsin. Olmuyor diye, benim hayalim değil bu deyip ama yine dönüp dolaşıp öbür tarafa. Çünkü orada mutlu olmazsın. Mutlu olduğun, kendin olduğunu fark ettiğin yer başarıdır bence hayatta. Başarı demek odur bana göre. O yüzden devam etmek lazım. Yılmadan, vazgeçmeden, cesaretle. Son olarak Samsun'a dair okurlarına neler söylemek istersiniz? Ben Samsun'a yaklaşık 10 yıl neredeyse gelmiyorum. İnanılmaz bir değişim gördüm bir kere. Çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Ve Samsun'lar adına çok mutlu oldum. Onu özellikle söylemek istiyorum. Çok güzel ağırlandım. Buna teşekkür etmek istiyorum. Ve gerçekten hak ettiği yer, yani hem çocuklara hem bizlere hak edilen şekilde bir çalışma var burada. Yani spor gerçekten ve sanat işbirliği inanılmaz. Beni çok mutlu etti. Ve o yüzden ne olur spor ve sanat bir şekilde hayatınızda olsun. Özellikle çocuklarımızın hayatında olsun. İstedikleri ama. Ve lütfen çocuklarımızın hayal kurmasına izin verelim. İzin verin hayal kurmasına, öyle diyeyim. Ve hayallerinin de arkasından gidebilmesi için onların yanlarında olalım. Onları itmeyelim, onları çekmeyelim, yanlarında olalım ve onlarla birlikte yürüyelim. Onlara güvenelim, gençlerimize güvenelim. Kendimize de güvenelim, kendimizin de hayallerin peşinde koşmamıza izin verelim. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için. Çok teşekkür ederiz bu keyifli röportaj için. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.